Öyle bazı durumlar oldu diyemedim de sana. Yani daha iyi olmadı hiçbir şey. Gerçi bir süre sonra daha kötü de olmadığını fark edince çok da umurumda olmadı açıkçası. Kaç kez seninle keyfe gider. Böyle neşeli durumlar yaşadım. Yaşıyorum da yani. Böyle lakin bir tarafımız yüzüne daha bir meyilli olunca bu taraftan da kaybımız oldu. Kafamı karıştıran şeyler var şu ara. Sonsuz ayrıntılar takılıyor aklımın her köşesine. Biriciğin doğum günüydü. Elbise dükkanına gidip bütün parayı vitrinde beğendiği elbiseye harcamıştım. Akşamında bizim Kartal İsmail'i Samatya'da 10 paraya eski lokalde hesabına satınca ertesi gün gelip nasılsın diye sormuştu. Anlardım sevdiğini. Unutmak değil ama belki hatırlamamak mümkün demiştim Zafer abi. Önceki gece eski fotoğrafları, mektupları, kuruttuğum çiçekleri yaktım. Biriktirmeyi de sevmiyordum artık. Bir daha yan yana olamayacağın insanlar ile aynı fotoğraf karesinde böyle yıllarca yani yan yana kalabilecek olmak pek sevimli değildi benim için artık. Uzansam uçurum, böyle dokunsam ateşe. Bir boş dağ yarıyorum sanki anasını satayım. Hani ateşten gömlekler giymişim sanki. Kızıl ormanların dikenli güllerin arasından geçiyorum yani. Böyle bilinçsiz, amaçsız yolların ortasındayım sanki. Aldanacağım kokuların böyle vücutların arasından geçiyorum. Hani 30 yıl oldu. Böyle lakin her saniyesini içim için kaynayan gizli bir coşkuyla yaşayarak geçti benimkisi. Böyle binlerce çocuk, bir o kadar gülüş, yüz binlerce düş geçti içimden de. Ne yalan söyleyeyim sana. Geriye dönüp bakasım bile yok. Bir sana aldanıyorum, bir de gülüşüne. Ne senin, ne de kendimi affedebilirim. Neyse bizim kahveci İlyas'ın mevzusuna dertlenmişiz o gece. Böyle ağır duman, bir o kadar sigara, böyle bir o kadar kırık cam yani. Dedi ki bulalım, dedik bulalım biz de. Çıktık kahveden, bir o kadar sokak, bir o kadar soğuk. İlyas'ın gözyaşı gelmezmiş küçüklükten de, ya da biz öyle belledik hep. Böyle konuşmazdı zaten çok fazla. Bir de çayı eksik etmezdi. Böyle deli derlerdi bu İlyas'a da. Lakin çayı bu deli kadar da güzel yapan da yok derdi bizim İlyas'a. Sokağa dönünce fark ettik. Buldum diye bağırıyordu İlyas. Kahveye girdik. Direkt yatak vardı. Cam kenarına ben uzandım. İlyas ortada. Mehmet diğer yanda. Bu hafta bazı sıkıntılar oldu. Uğrayamadık. Bir hafta sonra ölmüş dediler İlyas için. Gidip baktık. Böyle kudurmuş köpekler, kuduz köpekler ile filler sevişiyorlardı sokağın ortasında. Fil boşalırsa bütün sokak spermden boğulacak. Geri döndüm. Arka sokaklardan geçtim. Soyundum. Yani öyle sanıyorum. Hatırlayamıyorum. Ağzı, eli, dudakları el olmuş bir ses kulağımda çınlıyor. Tanımıyorum. Hatırlayamıyorum. Ne söyledim? Ne duydum son kez? Ne yazdım? Bilmiyorum. Hiçbir şey yok dün geceye dair. Ve ben hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Günaydın dedi. Farkında mısın uzun süredir bazı şeyleri artık konuşamıyoruz seninle. Bak bugün ne kadar da güzel günmüş. Uzun ince kollarıyla ikiye ayırdığı perdenin arasından sızan güneş, elbisesinin sıyrılmış askılarından omuzlarına vuruyordu. Bir şenlik bahçesi gibi teninde kırmızı güller açtı bir anda. Sanırım yapamayacağım dedim. Kimi kimin anlamadığına bir türlü karar vermiyordu. Karar verilebilseydi eğer bitişler bu kadar uzun sürmezdi belki de. Yüzün döndü. Seni seviyorum dedi. Masanın üstündeki sigara izmaritleri gözüme takıldı. Aç karnına sigara içmek diye yapmıyorsun dedi. Seni azalta azalta bırakmayı düşünüyorum dedi. Kimi dedi? Seni dedi. Kimi? Seni. Kimi? Yüzünü döndü. Tanıyamadım. Üstümü giymek için toparlandım. Binbir kılığa giyinmiş korkularım ile sıyrılamadığım kendim olma bilincim arasında toplumsal her tavra, duruşa, ürüne karşı tepkili yürüyordum. Vitrinler, cam ekranlar, televizyonlar böyle. İnsanlar için en iyi şeyleri seçtiklerine dair reklamlar ile doluydu. Kıçınızdaki en iyi kılı bu çeker, en iyi saçı bu boyar, en güzel yemekleri burada yersiniz. En güzel manzaralı evler burada, en iyi yataklar, en güzel kokular. Kaçırmayın efendiler. Bunlar hepsi sizin için. Sizin. Siz kim? Seninle ilk kez yan yana geldiğimizde kavuşamadığımızı anlamıştım. Vedalaşmak da gereksizdi bu yüzden zaten. Balkondan sarkıttığın ellerini izliyorum. Ağır, dingin, anlayabilmek için dokunmayı denemek istiyorum. En fazla avuç içim terlerdi. Ateşten, sudan, topraktan ve güneşten geliyordum sana.
Ellerimi toprağa bastırıp ayağa kalktığım anda nasıl oluyorsa birden ellerimi tutuyorsun. Eridim. Balkondan sarkıttığım saçlarım değiyordu yüzlerinize. Gülüşlerinize, kadehlerinize. Hepinizi tanıyorum. Siz oradakiler, benim hayatımı, kişiliğimi oluşturan bir yön renk, gülüş, tavır. Birazdan aşağı inip sizlere kaldığım yerden şarkılar söylemeye devam edeceğim. Küçük yaşta o toplumsal kaygılarım arasında fark ettiğim inançlar, alışkanlıklar, bir o kadar pislikler. Öğrendiğim, edindiğim bir yön gerici duruş, tavır. Bana tek şey bıraktı geriye. Babamın bir yaz akşamı Tarsus'ta, dam üstünde ağzından dökülen söz. İnandığım tek doğru gerçeği. Hayatımızda bazen bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Ama her şey yoluna girecek. Buna inan. Gelelim sana. Hiç bu kadar susmak istememiştim. Bizim mevzular belliydi de kafamız karışıktı işte biraz. Kendi düşmanına kıyamadın da dostuna hainlik üzerine konuşmaktan da caymalı insan demişti Sarı Hatun. Yani insan ki omuz omuza yürür, uzun uzadıya böyle yollarda yan yana akar, süzülür ve gider yani. Demem o ki oğlum Mehmet, aynı otobüsteyiz belki ama yan yana koltuklarda da değiliz artık seninle. Niye be abi dedi. Bu ay çok kar yağdı değil mi dedim Mehmet. Ne olmuş abi dedi kar yağdıysa. Bilal abi de böyle çayı yeniden demişti, kahvenin ortasındaki sobanın üstüne de astığı beyaz mendillerden sobanın kor ateşine sular damlıyordu. Ateş ve su diyorum Mehmet, sence hangisi daha güçlüdür? Su abi dedi. Neden dedim. Ateşi söndür dedi abi dedi. Ya ateş çok büyükse Mehmet dedi. O zaman ateş çok güçlüdür abi dedi. Peki sen hangisin Mehmet? Durdu böyle kafasını çevirdi. Kahvenin böyle buğulanmış camının önünde elleri ceplerinde toplanan işçileri izliyordu bugün. Kamyonlar birer birer gelip hepsini alıp böyle uzaklara, böyle çok uzaklara gidiyorlardı. Ne bilmiyorum böyle sanki dönmeyecekmiş gibi herkes. Dönmeyecekmiş gibi de terk ediyordu herkes birer birer buraları. Yani herkes gitmek istiyordu. Lakin istedikleri yere varabiliyorlar mı acaba bu insanlar? Ne bileyim bana gelince de ben size izliyorum sadece. Kaldığım, durduğum, olduğum yerden yani. Aklım ve bilincim böyle henüz buraları toptan terk etmek için yeterince vazgeçme sebebim olmadığını diretiyordu bana. Ne bileyim yani böyle herkes çıkar yola da bedenini değil. Önce kendini yola çıkarmayı, kalbini götürmeyi bilmeli insan. Yani şu arada işte bir son yazıyorum kendime. Nasıl biteceğine şimdilik karar veremiyorum sadece. 100 yıl sürdü sanki o gece. Böyle uykuyla uyanıklık arasında yarım yamalak o korkunç düşüncelerimi toplamaya çalışırken farkındaydım da artık her şeyin. Gizli, böyle derin, büyük bir kaybetme korkusuyla uyanmasını bekliyordum. Her şeyi konuşacaktım. Gecesinde sarhoş yatmışız, böyle dünü unutan ayıklığıyla kan çanağı gözleriyle bana baktı. Tüm gücüyle avucundaki mektuba tutundu. Dur bakma dedi. Sana artık güvenemiyorum dedim. Endişeli ve ürkek çıplaklığını saklamaya çalışıyordu. Dudağını ısırdı. Kırmızı rujun izleriyle böyle dolu yatakta saçılmış böyle nar gibi paramparçaydık ikimiz de. Hata yaptım dedi. Sen hata yapmıyorsun be Biricik dedim. Suç benim. Bir kere affettim seni. Ve daha sonra her defasını affetmek zorunda kaldım. Beni öper misin dedi. Derin bir nefes aldım. Geçmiyor be Biricik artık öpünce de dedim. Sen böyle biri değildin dedi. Ne sandın be güzelim. Beni bu hale getiren, senin gibi düşünmeme, senin gibi hareket etmeme neden olan sensin. Seni sevemiyorum artık. Yüzün eğdi. O gün de evden birlikte çıkmışız. Peşinden geliyordu böyle yavaş yavaş. Sokağın sonuna saptı. Bir daha da o eve birlikte dönemedik. Bilal abi yeni demlediği çaydan koydu getirdi 2 tane masaya. O günle Mehmet'le sözleşmişiz. Mehmet'e Asiye'yi istemeye gidecektik o gün. Gecesinde konuşmuş, kahvede buluşacaktık. Kösel ayakkabılarını yeni boyadığı belliydi böyle. Çiçeğine kurdele bağlamış. Tatlıcı Hacı Remzi'nin pastanesinden Asiye'nin en sevdiği tatlıyı alıp gelmişti Mehmet. Abi dedi ne oldu dedi. Böyle yutkundum. Kim oğlum senin düşmanın bir düşün bakalım dedim. Anam dedi. Asiye'yi bir türlü sevemedi dedi. İnsan anası oğluna düşman olur mu lan dedim hiç. Ateş dedi abi. Yüzüne döndüm. Buldum su dedi. Durdu. Düşündü. Kim abi dedi benim düşmanım. Varsa bilelim ona göre şeklimizi belleyelim dedi Mehmet. Ateş de su da sensin oğlum Mehmet. Sen kendine düşmansın. Yüreğini, aklını kaptırmışsın deli bir rüzgara. Hangi yana savrulduğun farkında değilsin. Seninki sevda değil oğlum çaresizlik. Kendi kişiliğini olanca diretmişlikle
Böyle mahallede, orada, burada sahip olamadıklarınla gördüklerine karşılaştırmayı bırak artık. Böyle mahallenin havalı sahsi için takmışsın ince bir kravat, çekmişsin köseleri, üzerine iyi oturmamış bir gömlek giyip çıkmışsın anacığının sıcacık evinden. Çıkıp bana anamdır diyorsun düşmanım. Boyun neydi? Böyle elleri titriyordu yani. Çayını yudumladı. Durup dururken böyle bazen insan hatırlar yani. Böyle unutmak ister ama yine de hatırlar. İlyas da öyleydi yani. Gidecek yeri olmayan yol uzun. Kedir de derin olurmuş. Bizim İlyas da o gün sabah kahveyi açtıktan sonra dellenmiş gideceğim diye tutturmuş. Bilal abi de ikna edememiş İlyas'ı. Yazıhaneden biletini almış. Valizini de sokağın ortasına fırlatıp siktir ol git demiş İlyas'a. Bizimki iyice dellenip yağın karın altında it gibi titreyerek böyle kaç saat beklemiş öyle. Kahvenin karşısında kendisini alacağı otobüsü beklerken direğe asılı kayıp bir köpek ilanı görmüş İlyas. Terzi Kamuran'ın Şeker adındaki köpeğini bulana bilmem kaç para ödül vardır. Ödül yazısını görünce İlyas çıldırmış. Böyle aklı yer gök arasına gidip gelmiş. Küçücük bir çocuğa dönüvermiş İlyas. Valizi olduğu yere bırakmış. Terzi Kamuran'ın köpeğinin peşine düşmüş. Tanıyordu da zaten İlyas Şeker'i. Daha önceleri Kamuran Hanım Şeker'i gezdirmesi için İlyas'a para verilmiş. Mahalleyi dört dönüp bulamayınca umudunu kesmiş bizimki. Yorulmuş, valizinin başına dönmüş. Valizin arkasında bir anda beliren Şeker'i fark edince böyle uzanıp yakalamak istemiş. Böyle tam böyle atlayacak yakalayacakken de kahveye doğru kaçıvermiş Şeker. İlyas da peşinden böyle can havliyle adımını attığı anda bir şey çarpıvermiş İlyas'a. Yere devrilmiş bizim koca İlyas. Bilal abi yakalamış Şeker'i. Terzi Kamuran böyle mahalleli toplanmış Şeker'in başına. Şeker'in bulunmasına sevinirken bizim İlyas da asfalt üstünde yatıyormuş. Böyle yalnız, böyle sakin, böyle titriyormuş İlyas. Bakışları böyle yeri göğü deliyormuş sanki İlyas. Derin, böyle uzun bir o kadar da sonsuz bir uykuya dalmış İlyas. Bilal abi gitmiş, gazete kağıtlarıyla örtmüş İlyas'ın üstünü. Sonradan da öğrendik işte Bilal abi de. Meğer bizim İlyas'a beklediği otobüs çarpmış. Yani ne bileyim böyle işte her şeyi herhangi bir zaman diliminde herhangi bir kelimeyle anlatabilmek her zaman için mümkün olmuyor yani, mümkün değil yani. Kelime kullanmak insanın böyle en büyük zaafı olduğu gibi kelime kullanmadan da kendini anlatabilmek başka bir çaresi yolu yok yani insanın. Mehmet de durumun farkındaydı. Ne demek istediğimin de. Asiye seni sevmiyor oğlum dedi. Seviyordur be abi dedi. Asiye seni istemiyor oğlum dedim. İstiyordur be abi dedi. Sevmiyor da istemiyor da Mehmet dedim. Böyle sandalyeyi tüm öfkesiyle ittirip ayağa kalktı. Asiye beni seviyordur da istiyordur be abi diye bağırdı. Sesi titriyordu. Sustu bütün şehir, bütün kahve, herkes. Böyle derin bir sessizlik oldu lan. Kahvenin ortasındaki o sobanın üstüne damlayan sulardan çınlayan her ses yarası baş vermiş Mehmet'in ciğerini sızlatıyordu. Kor ateşe düşen bir vücut gibiydi sanki bütün damlalar. Lan oğlum sevse seni kına gecesine 9 elbise mi isterdi bu kız dedim. Acı bir gülümseme belirdi yüzünde. Kolumu açtım. Böyle sarıldı. Böyle işten yani. Dışarı çıktık. O kadar uzun sürdü ki kış. Artık böyle hava buz kesmişti sanki o an. İlk gibi titriyorduk. Hacı Remzi'ye gidip Mehmet'in aldığı tatlıyı geri verdik. Aldığımız parayla da bir paket sigara bir daha elini kurduğumuz lahmacun fırının içinde bir piyango bileti aldık. Mehmet dedi oradan bakarsın bize çıkar be abi dedi. O zaman açar mıyız dedi lahmacun fırını. Açarız be oğlum dedim tabii. Hem de 5 karış tabela üstüne. Siverekli Mehmet'in lahmacun fırını bile yazarız dedim. Yani ne bileyim işte böyle acılar alışılamayacağını, fikrinde, duruşunda, yürüyüşünde bir şeyleri değiştirmesinin gerektiğinin farkındaydı artık Mehmet de. İçin hissettiği gizli açı böyle bir yön düşüncenin arasında pisliğin. Hayatın tam ortasında, orta yerinde yani. Nasıl yapacaktı? Nasıl öğrenecekti bunu Mehmet? Mecbur yani düşe, kalka, ezilerek, korkarak. Ama asla vazgeçmeden. Çiçekler mi? Anasına götürdü Mehmet. Vallahi nereden bulaştık bu işe bilmiyorum. Böyle aç dediğin şey yanmak ise ben kül olmuşum yani. Böyle bütün rüzgarları sırtıma almışım. O güzelim yüzlerinize, gülüşlerinize, ellerinize, böyle kadehlerinize dökülüyorum tek tek yani. Bazen en başından bellidir filmin sonu da. Lakin görmek, anlamak istemez işte insanoğlu. Böyle sonunu bildiğin halde üstün üstüne giderek yani. Her şeyi yaşamak istersin sonuna kadar, dibine kadar yani. O an geldiğinde
farkına vardığın şey ya gerçekten aşktır ya da kendini gerçekten kandırdın. Sana iyi geldiğini hissettiğin sahte bir oyundur sadece aşk. Böyle yanmadan yani, yıkılmadan, parçalanmadan da aşk dediğimiz mevzunun da bir anlamı, hükmü de yoktur açıkçası. Böyle başına ne gelecekse onu yaşamaksa aşk, işte oyunun sonu geldiğinde de yanan evi söndüren taraf olmadığında da geldiği gibi gider, sonu erer böyle, kür olur. Ne bileyim, bana gelince işte bense ne kadar yanarsak o kadar güzelleşiriz sanıyordum. Böyle asıl mevzu da zaten biraz geç anlamışım. Rüzgara kapılmış ateşin hangi yöne savrulacağının da artık bir önemi yoktu yani. Güç ateşte değildi artık. Böyle başkasını değil de en çok kendini kandırmış insan, böyle inandığın, bildiğin o bütün yalanlar seni büyütür, böyle bir çocuk olmaktan çıkartır, ezer, parçalar, çamurlaştırır ve bir süre sonra o inandığın yalanlar artık senin böyle gerçek doğruların olmaya başladığında kendinin, bilincinin, sadakatinin böyle katil olmaya hazırsındır. Saf, gelişmemiş, bilinçsiz, her türlü pisliğe yani. Malzeme olan böyle tek kullanımlık, malzeme olan böyle tek kullanımlık bir ürünsündür artık. Ne yaparsa yapsın işte insan. Böyle durup dururken hatırlıyor yani. Onu son görüşümün üstünden böyle hayli zaman geçmişti. Ben de onu ilk kez böyle mahalleden çocuklar ile yazları yüzmeye gittiğimiz şehir kanalında görmüştüm. Böyle gazete kağıtlarından yaptığım gemileri kanalın sularında yüzdürürken arkamdan gelen sese irkildim böyle bir an. Beni birazcık sever misiniz dedi. Yüzüne baktım. Severim dedim. Size sarılabilir miyim dedi. Evet dedim. Böyle iki kolunu boynuma doladı. Ayakkabılarımı, çoraplarımı çıkardım o an. Kanalın soğuk sularına ayaklarımı soktum. Böyle sırtıma alıp nefesi değdi o. Böyle uzun, sıcak ve bir o kadar derindi yani. Böyle nefesi tenime titretirken iki göğsünün böyle sertleşmiş uçlarım da göğsüme bastırıyordu. Göğüslerinden akan o ılık sütü içtikçe erkekliğime uzanan o derin, böyle bu uzun yol yeni açmış bir bahar dalı gibi duruyordu karşımda. Ayaklarımın altındaki suların fokurdadığını hissediyordum o an. Kağıttan gemilerim böyle birer birer kanalın sularına gömülüyordu. O an böyle sırtından akan terine bulanırken güneşin önüne geçen bulutlardan yağmurlar dökülüyordu üstümüze. Böyle büyüyor, yeşeriyor, yeni açmış bir erik dalına dönüşüveriyordum ona. Böyle nasıl olduysa bir anda seni seviyorum dedim. Yanarsın dedi bana. Yanayım dedim. Seni ilk kez görüyorum buralarda dedim. Öyle evet dedi. Beni sen yarattın dedi. Beni sen büyüttün. Ulan adını sordum. Biricik dedi. Böyle işte geçen zaman günahları bölüştürüp herkesi kendi yolunda bir başına bırakırken her şeye yeniden başlamak da işte bir an, bir an ister sadece. İşte ben de nasıl olduysa o an ayağa kalktım, yürüyüp bütün inanç ve cesaretimle yeniden mahalleye döndüm. Böyle şehir merkezine kurulan pazar sebebiyle pazar günleri Bilal abinin kahvesinin önünde kalabalık dolu yine. Mahalleli hafta sonları burada buluşur. Böyle kahvenin önünde pazarda satacaklarıyla traktörün sırtına yüklenip hep birlikte şehir pazarına giderdi. O gün de Mehmet ile de biraz böyle paraya sıkışmışız. Terzi Kamuran'ın don lastiklerini satacaktık pazarda. Kamuran Hanım'dan malzemeleri aldık. Kahvenin önüne geldik o an. Bilal abi de pazar günleri kahveye kapatıp o da gelirdi bizimle pazara. Bir yandan böyle malzemeleri traktöre yüklüyoruz o an. Böyle pazarda kendisine şalgam böyle simit tablası açardı. Bilal abi de yardım ettikten sonra bir an böyle nasıl olduysa fark ettim onu. Onu gördüm yani. Uzun böyle buğday sarısı saçları sırtına kadar uzanıyordu. Rüzgarın savurduğu patiskadan eteğini toplamaya çalışırken eteğin üstündeki çiçeklerini ta burnuma kadar geliyordu kokusu yani. Böyle göz göze geldik o an nasıl olduysa kafamı çevirdim yani. Böyle ürkeklik ile korkaklık arası bir an tekrar baktım. Bana bakıyordu. Vallahi bakıyordu. Neyse bir yandan böyle Mehmet'in anasının gönderdiği 10 kavanoz turunç böyle çilek reçellerini de yükledikten sonra traktöre binip bütün mahalleli yola çıktık o gün. Kasabadan uzaklaşırken mahallenin o güzelim kadınları, o güzelim adamları böyle bir türkü tutturmuş. Uzun kavak ağaçlarının arasından geçip
şehre doğru yol almaya başlamıştık. Biz de Mehmet ile arka kapıya yakın oturup bir yandan böyle tütün sarıp cigara içiyorduk. Aklım da ondaydı yani. Beni izlediğinde görebiliyordum. Yol üstündeki böyle bütün çiçeklerin, portakal bahçelerinin, zeytin ağaçlarının kokusu saçlarına değip böyle yüzüme vuruyordu. Ne bileyim yani, sanki sadece bana kokuyormuş, onu sadece ben görebiliyormuşum gibiydi yani. Böyle iki dudağının arasını okuduğumu fark ettim o an. Ben sana güzelim diyordu. Yanlış gördüğümü düşündüm. Tekrar aynı şekilde hareket edince dudakları. Böyle şaşırdım bir an. Asiye de o an yine bütün huzurluğuyla, abi bu kızın gözü sende, dikkat et ha dedi. Yok canım, olur mu öyle şey dedim. Asiye yine tülbendiyle ağzını kapatıp bir yandan böyle kıkırdayarak omuzuma vurdu. Vallahi abi dedi, bu kız sana çok fena bakıyor dedi. Gözü seyirmiştir kız dedim. Neyse o an cesaret bulup Asiye'ye, nereden gelmişler ki acaba bunlar dedim. Muhacirlermiş abi dedi. Böyle şaşırdım o an. Pazarda ne satacakmış ki acaba bunlar dedim Asiye. Reçel dedi. O an Mehmet önce Asiye'ye, sonra anasının reçellerine, daha sonra da bana döndü. Böyle şaşkın birbirimize baktık. Asiye Mehmet'e dönüp ben senin ananın reçellerini daha çok seviyorum Mehmet dedi de. Mehmet de diyemedi tabi o an. Anam seni hiç sevemedi Asiye diye. Neyse ufaktan böyle pazar alanına gelmişiz. Traktör durdu o an. Böyle herkesin kurulacağı yer de belliydi zaten. Ben, Mehmet ve Bilal abi tablolarımız yan yanaydı. Muhacir kız ise böyle anası ve küçük oğlan kardeşiyle yan yana, Asiye de onların yanına kurulmuştu yani. Sabah erken saat Bilal abiden siftahı olsun diye simit aldık. Pazarın çaycısı Mahmut abiden de 3 tane çay alıp Mehmet'in anasının reçellerinden birini açıp kahvaltı yaptık. Bir yandan da biz de pazara böyle ayak uydurmak için tabloları açtık. Pazar böyle güneşin iyice belirmesiyle hareketlenmeye başlayınca ufaktan pazar açanlar da satışlara başladı. Böyle sakin beklerken bizim patiskalı güzelin küçük kardeşi, bal gibi reçel bunlar, bir yiyen bir daha ister durup duru böyle deyince, böyle bizim aklımız gitti o an. Durup duru yani. Öğlen olmuş, daha ne bir don lastiği ne bir reçel satabilmişiz. Böyle muhacirlerin anasının reçelleri birer birer satılırken Mehmet ile ben de öyle baka kalmıştık. Mehmet dedi o an, abi bu iş böyle olmaz, çığırmamız lazım dedi. Neyi çağıracağız oğlum dedim. Tabi Mehmet de daha önceleri pazara gelmiş, buraların dilini de az çok biliyordu yani. Siveren Gülü, Emine teyzenin reçelleri burada, yiyin efendiler diye böyle çığırdı Mehmet o an. Bu ara biz yine bir yüz yüze gelip bu iş nasıl olacak diye bakarken, gün batımına yakın 3 kavanoz reçel, 2 metre de don lastiği satabilmiştik sadece. Bu ara nasıl olduysa böyle hava bozmaya başladı. Pazarı böyle bir ince rüzgar aldı ama bu ince rüzgar böyle bir anda fırtınaya mı döndü artık? Böyle herkes bir telaş. Neyse o an işte herkes erkenden toplanmaya çalışırken muhacirlerin kızı da eteğinin böyle kopan lastiğiyle uğraşıyordu. Mehmet dedi, abi dedi, tam zamanı dedi. Neyin zamanı oğlum dedi. Kulağıma fısıldadı. Çek bırak gevşemezdi onun lastikleri 1 milyon diye çığırırken buldum kendimi. Böyle bütün pazar döndü. Bana doğru baktı o an. Muhacir kız böyle eteğini beline kadar böyle çekiştire yanaşırken herkesin gözü de ondaydı yani. Böyle uzun boyu tutuşan eteği, böyle rüzgarda savrulan saçlarıyla sallana geldi, yanaştı. O ince belinden 1 metre lastik istedi bana. Yeni yerleşmişsiniz mahallemize, hoş geldiniz dedim. Adını sordum. Menekşe dedi. Ben böyle güzel isim, böyle güzel menekşe görmemiştim artık. Kaç mevsim geçti o an, içimden de farkında bile değildim. Mehmet'in sesiyle irkildim. Ben böyle güzellik görmedim. Yengemiz hoş gelmiş dedi Mehmet. Pazarın orta yerinde buldum kendimi. Bizim Asiye de kıkırdayarak geliyordu böyle yine arkasından. Yine muzulup peşindeydi. Bu ara bir kağıt düştü yan cebinden Asiye'nin. Kağıdı böyle rüzgar savururken Mehmet yakaladı o an. Başındaki böyle yazıyı görünce de kağıdı açtı. Sevgili Asiye, çeşitli sıkıntılar içerisinde sana demek istediğim çok şey oldu vakitçe. Sana artık lüzumlu destek olamıyor. Kendi başımın çaresine de bakamayacak haldeyim. Bilal abinin kahvesinden eskisi gibi para alamıyorum artık. Halim perişan, aklım gönlüm sende. Ama senin gönlünün bende olmadığına bu deli aklımı ermiş bulunmakta artık. Mehmet sana bağlanmış, ben bunu gördüm. Artık kavuşamayacağımızı, senin de beni sevmediğini anlamış bulunmaktayım. Sana kavuşamadan gidiyorum. Sen bu yazdıklarımı okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım.
Nisan 1996, İlyas Çınar. İlyas'ı kaybedeli 4 ay olmuştu. Mehmet'in gözünden böyle 2 damla yaş döküldü pazarın orta yerine. Onu da rüzgar aldı, 2 metre öteye savurdu. Böyle yüzüm döndü Mehmet o an, dudakları titriyordu. İlyas'ı kim öldürdü abi dedi. Biz mi, Asiye mi, yoksa hepimiz mi? Yağmur fırtınaya bulandı o an, traktöre doluşup aceleyle mahalleye dönüş yolunu tutarken Menekşe'nin bakışları deldi geçti içime. Ne bileyim yani, böyle farkına varmadan ister istemez herkes birbirinin hayatına değebiliyordu ve ben bunu anlayabiliyordum. Anlayamadığım tek şey vardı. Böyle içten bir bakışın, bir o kadar derin gülüşlerin ardında saklı iki uzak insan nasıl oluyor da yan yana gelebiliyordu? Yani bunu zaman mı gerçekleştiriyordu? Yoksa insanın o derin yalnız kalma kaygılarından dolayı yaşadığı boşlukları doldurmaca bir oyun muydu bu? Aşk mı? İyi bir şey olup olmadığından emin değilim ama yine de imkanı olan delirsin. Böyle bizimkisi de ondan sebep. Her hikayenin bir sonu var yani. Geldik bizim hikayenin de sonuna. Bazen gerçeklerden ne kadar korksan da, onlardan ne kadar kaçmak istesen de, zamanı belirsiz bir an yüzüne tokat gibi çarpıyor bildiğin bütün gerçekler. Umursamamak olan biteni, memleketi, dostları, öleni, düşeni, hiç umursamamak. Bakınca herkes masum, böyle herkes iyi niyetli, herkes susuz, hepimiz. Bana gelince, ya ben, böyle orta yerimden çatlayacak damarlarımı hissediyorum. Boynum, ellerim, ayaklarım, iki kat büyüyor böyle, uzuyor, dal veriyor. Gökyüzüne erişiyorum sanki, böyle bulutların koynuna uzanıyorum, bulutlarla sevişiyorum. Kurumuş, o güzelim kör topraklara yağıyor çocuklarım. Yağmur niyetine, büyüsün. Yaşarsın, anlaşırsınlar diye. Yani ne ben masumum, ne sen, ne siz, ne de hepimiz. Suç kimin? Bu suç hepimizin. Bakıyoruz işte, ama görmüyoruz. Mevsimlerden ilkbahar yaz, böyle hep erken biterdi buralarda. Ve kışta bir o kadar erken gelirdi zaten her defasında. Mahalleli zaten kış mevsim için hazırlıklarını çoktan yapmıştı. Böyle dam üstlerine bacalar tutmaya başlayınca mahalleyi kömür kokusu sarmış. Sokaklar iskarasına bürünmüştü yani. Kasabanın orta yerinden geçen elektrik direklerinin peşi sıra takip edince Bilal abinin kahvesine bitiyordu son direk. Böyle kahvenin fırtınadan kopan elektrik tellerini tamir ediyor örneğin çırak. Bilal abi de böyle el atmış. Çırağın altındaki tahta merdiveni tutuyordu. La oğlum hadi götümüz dondu soğukta, bitir de kahveye gelelim diye bağırdı Bilal abi o an. Böyle çırak merdivenlerden birer birer inerken göz göze geldik. Bu arada Bilal abi bana doğru bakınca böyle içim yandı yani. Dostluğunu, abiliğini, kardeşliğini, o güzelim yüreğini hissederdim her bakışında da. Adım adım yürüdüm kahveye doğru. Kapıyı açtılar, girdim içeri. Böyle her zaman oturduğumuz o cam kenarındaki masa da boştu yani. Oturdum ve bir cigara yaktım. Bilal abi de çayı yeni demlemişti. Elinde böyle iki çayla masaya geldi o. Çırak böyle kahvenin ortasındaki o sönen sobayı yakmak için uğraşırken soğuk havalara sövüp böyle tabiat ananın namusuna dil uzatıyordu. Çayımızı içip ısınmaya çalışırken ben böyle rüzgarı kendinden böyle menkul uçurtma gibi kahveye dalan Mehmet'in böyle yüzünü gördük. O an hepimizin dizleri titredi yani. Önce Ütkun'du. Dedi abi dedi bu mektuplardan bir sürü varmış dedi Mehmet. Dedi hangi mektuplar oğlum dedi. İlyas'ın Asiye'ye yazdığı mektuplar abi dedim Mehmet. Sen nereden biliyorsun Mehmet dedim. Asiye söyledi abi dedi. İlyas'ın yazdığı mektupların hepsi çekmecedeymiş dedi. Hangi çekmece oğlum dedim. Hangi çekmece oğlum dedim. Masanın etrafındaki sandalyelerden birini tutup böyle çaresizce böyle bir kinle fırlattı. Bilal abi o an böyle şaşkın böyle bakışlarıyla oğlum Mehmet dur sakin ol dedi de Mehmet ne arıyorsa olanca telaşıyla masanın etrafında dört dönüp masanın altına eğildi o an. Bakın abi dedi işte burada bir çekmece var dedi Mehmet. Bilal abi de sorunun cevabından korkar gibi yani. Ne çekmecesi oğlum dedi. Mehmet biraz zorlayınca çekmece yerinden çıkıp böyle yere yalıverdi o an.
Yüzlerce sayfa dağıldı kahvenin orta yerine. Elleri titriyordu Dilara'yla. Elinde tuttuğu çay bardağının içindeki kaşığın böyle ellerin titremesiyle çıkardığı ses bu an sardı bütün kahveyi. Böyle sanki bir felaket ritmi gibiydi yani. Böyle gözlerimizde olan bir korkunç bir bakış oldu yani. Mehmet'te de, Bilal abi de, bende de. Böyle duraksayıp mevzuyu algılayınca neler olup bittiğini anlamamız zaten çok da zaman almadı yani. Meğer İlyas günü gününe mektuplar biriktirilmiş. Aylar, yıllar, mevsimler geçmiş. İlyas her gece kahve kapağında oturmuş, mektuplar yazarmış uzun uzadıya. Yani bu keder dolu kağıtlar önünde böyle ağır bir dinginlikle duruyordu o an. İlyas'ın dünyasına ait dillenmemiş bu zamana kadar ne varsa her şey darmadağın şekilde karşımızdaydı yani. Biz deli derdik İlyas'a da. Yoksa o mu gerçekten akıllıydı? Biz mi gerçekten delirmiştik? Bilemiyordum yani. Böyle çaresiz, anlamsız bakışlarla İlyas'ından dökülen satırlara daldık o akşam. Böyle anlıyor, önemsiyor ve biliyordum yani. İlyas artık dönmeyecekti. Elime aldığım böyle ilk sayfanın satırlarını okumaya başladığımda sonsuz bir güzellik, dostluk, kardeşlik, pay biçtiğini gördüm İlyas'ın bize. Elindeki satırlar, İlyas'ın mahalleye, doğduğu eve, geri döndüğü o ilk günü anlatıyordu. Ben sana çiçekler ile geleceğim o gün, dilim söyleyemeyecek işte yüreğimin harbini. Böyle senden anlamanı bekleyeceğim ve ben sadece susmak isteyeceğim işte. Çünkü söylediğim hiçbir şeye inanmıyor artık insanlar. Bana deli diyorlar. Böyle gidersem dönmem sanıyordum da. Ne kadar gidersen git, ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş. Yine böyle dönüp dolaşacağın, geleceğin yer, bu şehir, bu sokak, bu ev olacaktır işte. Oysa ben artık buralara ait hissetmiyordum kendimi. Anam bir kış gecesi doğurmuş işte bu evde beni. İki oda, iki cam. Zemri ayazının orta yerinde. Damın tepesindeki bacaya kuşlar yuva yapmış o hafta. Ve benim doğduğum gece de sobadan çıkan dumandan zehirlenmiş. Bütün o güzelim yavru kuşlar. Ömrüm adak delenmiş. Kan sürülmüş alnıma. 3 ayda kurumamış o kan. 3 ay yıkamamışlar bile. Kan siyah döndüğü bir akşam. Evin orta yerinde. Leğenin içinde yıkamış anam beni. Adıma da İlyas demişler. Yani demdir bu. Gelir geçer demişler işte. Bu zamanlarda geçecek be abi dedi Mehmet. Yarım yamalak böyle bomboş hislerle attığımız adımlarla böyle kahveden uzaklaştık çıktık gittik. Kartal İsmail'in meyhanesine mi gitsek dedi Mehmet. 2 tek atar kaçarız be abi dedi. Yok dedim ya. Öyle amaçsız, öyle bilinçsiz evlere daldık, soyundum. Kendimi yatağa attığım gibi uykuya dalmış, sabahını aralanmış perdeden böyle yüzüme vuran güneşin sıcaklığıyla uyandım ben. Böyle radyoyu açtım. Mahsuni'den böyle bir türkü çalıyordu o an. Karlı dağlar böyle kara bulut içinde. Yaylası, hüzünlü yöresi bir hoş. Sevdalı yolcular umut içinde diyordu Mahsuni. Her şeyi yeniden başlamak için şahane bir gündenim içimden de. Ocağa çay suyunu koyup dolaptan peynir, zeytin. Biraz da reçel kalmıştı onu çıkardım dolaptan. Koydum masaya. Perdeyi aralayıp mahallenin orta yerine çökmüş sisi camdan seyrederken İki karartının böyle sesi yararcasına koşturduğunu fark ettim onu. Bilal abi arkada elinde gazeteyle Mehmet de önde nefes nefese kalmış benim eve doğru koşturuyorlardı. Böyle kapıya yetişmeleriyle kapıyı yumruklamaları bir an oldu. Böyle bir telaşla kapıyı açtığında ikisi de içeri yıldı zaten o an. Bilal abi can abi son nefesiyle çıktı oğlum çıktı dedi. Ne çıktı abi dedim. O an ne Mehmet'ten ne Bilal abiden cevap alabildim. Böyle yine çıktı abi çıktı dedim Mehmet. La çıldırtmayın adamı dedim. Ne çıktı oğlum Mehmet dedim. Elini açtı. Bir kağıt düştü elimden böyle Mehmet'in. Piyango biletiydi. Bilal abi de o ara gazeteyi tutuşturdu elime. Al bak oğlum hele bak sen de bak dedi. Tatlıcı Acı Remzi'ye Mehmet'in aldığı tatlıyı geri vermeye gittiğimiz o akşam Remzi dayının verdiği parayla aldığımız piyango biletini gösteriyordu Bilal abi. Böyle şaşkınlıkla sevinme arasında bir yerde gidip geldim o an. Neredeydi bu bilet bu zamana kadar Mehmet dedim. Bilal abi cevapladı. Kahvenin çırağı sabah kahveyi temizlerken ocağın üstündeki resmin arkasında bulmuştuk dedi Bilal abi. Ben de unutmuşum orada olduğunu dedi Bilal abi. Mehmet de anasına güvenmeyip haram deyip yırtıp atar diye eve götürmemiş bileti. Bilal abiye teslim etmiş bileti yani o zamanlar. Sabah da Bilal abi gazete fabrikasına uğrayıp o haftanın arşivinden piyango listesinin olduğu gazeteyi bulmuş. Mehmet de o an tekrar sevinçle
Çıktı abi, çıktı diyorum işte sana. Daha ne şey yapıyorsun dedi böyle bir şeyler. Ne yapacağını bilemez. Böyle diyemez halde. O an heyecanıyla böyle yüzüm bir gülümseme aldı benim. Böyle neşeyle kederi aynı anda yaşadığım an. Sevinçle böyle Bilal abiyi kaldırdım olduğu yerden. Radyonun da sesini sonuna kadar açtım anasını satayım. Mehmet ile üçümüz sarıldık. Açtık kolları. Salonun ortasına oynaya oynaya kapının önüne kadar çıktık. Mahallenin orta yerinde oynamaya devam ederken böyle bizi görenler çıktı geldi evlerinden, dükkanlarından. Mehmet, Bilal abi, Terzi Kamuran, böyle Köpeği Şeker, Hacı Remzi, Kartal İsmail, Çırak, Menekşe, Menekşe'nin anası, kardeşi, Asiye. Mehmet oradan bağırıyor böyle, geliyor, geliyor gönlümün efendisi diye bağırıyordu böyle. Siverek dinlemedin, lahmacun fırını geliyor diye neşe içinde böyle. Mehmet herkese sarılıyordu. Neyse o an biz yine bir oyun havasına dalmış böyle kendi içimizde dalgamızla böyle takılırken Menekşe geldi, yanaştı o an. Anama ana, babama baba diyesin. Sen benim gönlüme sevdiğim, ömrüme eş diyesin dedi bana. Böyle hiç mevzu uzatmadan. Olur kız dedim. Aşk olsun da güç olmasın dedim. Yani varacaksa insan sevdiğine varmalıydı yani. Dostuna, arkadaşına, eşine varmalı. Sarılmalı, dokunmalı insan yani. Böyle hep beraber gülmeyi öğrenemezsek, hep beraber ağlayacağımız o günleri yaşamak da çok da uzakta değildi yani. Ya hep birlikte kurtulacaktık ya da hep birlikte delirecektik yani. Bizim mahalleli de bundan sebep parayı bulunca kafayı oynatması bana hiç de acınacak halimize gülüyoruz dedik gördü yani. Bir kere de bize gülmeliydi Talih çünkü. Bir kere de bize yani. Ve hanımlar beyler geldik işte hikayenin sonuna. Ben kim miyim? Yani bu yaşıma da kimse bana inanmadı. Böyle oysa ölebileceğime de inanmıştı herkes yani. Ve benim için de zaten ölüm numarası yapmak da çok da zor olmamıştı. Ben aşk nedir bilemem. Ama ölümü çok iyi bilirim. Ben İlyas Çınar. Ben bir deliyim. Anam beni herkesi seveyim diye doğurdu. Fakat gazete kağıtları üstünde ölü gibi yatarken asfaltın ortasında beni görmüyor, beni duymuyor, beni tanımıyor, beni önemsemiyordunuz. Öldüm diye bakman öyle gazete kağıtlarını serdiniz üstüme. Böyle aranızdan yürüyerek çıkıp gittim de böyle hala size anlatacak o kadar çok şeyim vardı ki dönüp de bakmadınız bir anasını satayım. Bilal abim ve Mehmet onlar da ben ölmüşüm gibi davranıyorlar zaten. Zaten onlar da benim gibi deliydi yani. Yani hadi onlar da benim gibi deli zaten. Ama siz gerçekten dönüp bakmadınız. İlyas öldü mü diye. Şaşırmadınız beyler. Üzerime serili gazete kağıtlarını kaldırıp yoluma devam ettim de. Bilal abim ve Mehmet ve ben. Biz aynı anadan doğma üç kardeş. İlyas, Mehmet ve Bilal. Ve aynı hastalıkla dünyaya gelmiş üç deli. Üç kardeş. Böyle sevdamız deli aklımızın kör kuyusunda açmış rengarenk gelincik tarlasıdır yani. Asiye benim İlyas olduğumu bilmez. Biricik ise sadece ben görürüm. Menekşe'nin güzelliğini ise herkes. Ve ben İlyas Çınar. Aslında ben hiç ölmedim. Diyorsunuz ya deli gibi yaşamak diye. Aynen öyle işte. Bizimkisi de deli gibi yaşamak ya. Mevzu bundan belli. Aynen öyle işte. Deli gibi yaşıyorum.